Değerli izleyenler, Slovakya Başbakanı Robert Fico 71 yaşındaki bir silahlı saldırgan tarafından vuruldu. CNN Türkiye ekibinden Kaan Temel Taş'la Bilal'si öğleyen oldu da bölgede. Saldırının görgü tanıklarından biriyle konuştu. İzleyelim. Kameraman arkadaşım Bilal Söyleyenoğlu ile birlikte şu anda bulunduğumuz nokta Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun suikaste uğradığı, saldırıya uğradığı meydan. Hemen etrafı göstermesini istiyorum Bilal Söyleyenoğlu'ndan. Çünkü şu anda bulunduğumuz nokta aslında bütün dünya medyasının ilgisini çeken bir nokta. Bir görgü tanığımız var. Kesinlikle bu bölgeyi soracağız, konuşacağız. Saldırının nasıl gerçekleştiğini konuşacağız. Röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Tam adınız nedir? Adım Andrew Hancock. Burada yaşıyorsunuz ve sanırım dün buradaydınız değil mi? Yeah, I was working right here. Evet, buradayım. Are eyewitness, so. Yes. Can we walk while we are talking because it's a really important. Konuşurken yürüyebilir miyiz? Çünkü bu gerçekten önemli bir olay. Dün Slovakya Başbakanı burada vuruldu. Olay nasıl oldu? Been shot yesterday. How did it happen? Well, there was a crowd of people. Bir insan kalabalığı vardı. Belki 20 ila 30 kişi onu bekliyordu ve tezahürat yaparken o da dışarı çıktı. Karşımızdaki binadaydı. Oradakilerle el sıkışıyordu. Yani saldırgan kalabalığın arasındaydı. So the attacker was in the crowd in shaking the civilian. Başbakan sivillerin elini mi sıkıyordu? Evet, sivillerin yanındaydı. Saldırgan da diğer sivillerin arkasındaydı. With the people. Do you know the attackers before? No. Saldırganı tanıyor musunuz? He is not from here, so. Hayır, o buralı değil. Slovakya'nın başka bir yerinden. And, Prime Minister Başbakan buraya geldi ve saldırganlar tarafından vuruldu. Saldırı tam olarak nerede gerçekleşti? Tam önümüzde. Orayı daha iyi göstermek için oraya gidebilir miyiz? Burası çalıştığım yerden sadece birkaç kilometre uzakta. İşte tam burada, bu yerlerde saldırgan kalabalığın arasından geldi ve ateş etmeye başladı. Peki bu bina ne binası? Burası kültür merkezi gibi bir bina. İçinde bir sinema var. Peki başbakan neden buradaydı? Hükümetle birlikte kasabada yeni bir proje yapıyorlardı. Yani projeyle ilgili şeyler yapıyorlardı. Asking about the things about that project. So the last question I want to ask that because I think anladım. There was sormak istediğim son soru. Başbakanın önünde barikatlar vardı. Bu barikatlar tam olarak neredeydi ve güvenlik önlemleri nasıldı? There were many police officers and bodyguards. Çok sayıda polis ve koruma vardı. Barikatlar tam burada, durduğumuz yerdeydi. Belki de birkaç metre uzaktaydı. Ama insanlar etraftaydı. Yani her yerde birileri vardı. Saldırı bu meydanda oldu. Peki meydanın adı nedir? Meydanın adı Names Tibaniko. Peki saldırıdan sonra ne oldu? Saldırgan saldırının ardından ne yaptı? Kaçmaya mı çalıştı? What did the attackers do? What did attackers? Well, the attacker shot him. Is he trying to escape? Korumalar onun üzerine kapandı. Kaçma şansı yoktu. Bu yüzden kaçmaya çalışmadı. Right on him. So they kaç el silah sesi duydun? 4 ya da 5 el. Ardından sağlık ekipleri onu alıp birkaç metre yukarıdaki hastaneye götürdüler. Ardından da helikopterle başka bir hastaneye sevk edildi. Efendim şimdi burada tabii görgü tanıkları var. Andrei'de biraz önce röportaj yaptığımız Andrei'de burada bir telefon dükkanında çalışıyor aslında. Dün de buradaydı. Röportajımızda da dinlediniz. Saldırı tam olarak bu noktada gerçekleşti. Bir kültür evi olarak adlandırdı aslında. Bir toplantı, kabine toplantısı gerçekleştiriyordu Slovakya Başbakanı. Ve bu kabine toplantısının ardından 71 yaşındaki bir kişi tarafından, saldırgan tarafından 5 el ateş edildi. Ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Helikopter yardımıyla kendisi de ifade etti. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik sözü merkeze bırakalım.